İnsan olmak ne demek? İnsanı insan yapan önemli şeylerden birisi hafıza. Yani yaşadığımız tecrübeleri hatırlayabilme veya farklı bir bakış açısıyla seçici unutkanlık. Yaşadığımız hiçbir hatırayı, anıyı veya tecrübeyi unutamasaydık beynimiz aşırı yüklenmeden... Peki şimdi bir YouTube videosu için saçma bir şey yapalım ve siz gözlerinizi kapatın. 3'e kadar saydığımda uykunuz gelmeye başlayacak. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Hani o bir zamanlar hoşlandığınız biri vardı. Belki o şimdi sevgiliniz veya eşiniz. Ya da hayat bu. Olmadı belki. Ama o anı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Hani çok hoşlanıyorsunuz. Ve belki bir gün bir kahve içmeye bir yere gitmişsinizdir. Ve kahvenize tam şeker atacakken o da elini uzatır. Ve tam o anda elleriniz birbirine değer. Bilerek mi oldu yoksa gerçekten o da mı şeker alacaktı? Emin değilim ama sanırım elime dokunmak için uzandı. Ya da belki kahkahası, o gülüşü, o saçıyla oynayışı veya söylediğiniz bir şeye verdiği tepki acaba o da mı benden hoşlanıyor? Ya da sizi bir arkadaşıyla tanıştırıyor ve aa bak bu da eylem diyor. Demek ki benden bahsetmiş. Kesin benden hoşlanıyor olmalı. Acaba tam olarak ne demişti cümleyi hatırlayamıyorum ama bir düşünürsem. İşte hafıza ve hatıra böyle bir şey. Tanıdık geldiyse eğer açın gözlerinizi. Gelmediyse de açın yoksa biraz saçma olabilir. Devamlı o anları tekrar yaşayıp o anlara ve o hatıralara anlam yüklediğimiz o karmaşık yolculuk. İnsan bu. Yaşadığı tüm bu hatıraları ve anları tekrar tekrar kafasında döndürüyor. Bu az önce bahsettiğimiz gibi olumlu şeyler de olabilir, tatsız, olumsuz anılar da olabilir. Ama önemli olan onları tekrar hatırlayıp her bir harekete bir anlam katıyor oluşumuz. Peki ya yaşadığımız hiçbir şey unutamasaydık? O anların hepsini en ince detayına kadar tekrar tekrar izleyebilip, inceleyebilsek, her bir harekette anlamlar arayabilsek ve tüm bunları tekrar tekrar yorumlayabilsek. İşte Black Mirror sezon 1 3. bölüm The Entire History of You bu konsept üzerinde duruyor ve insanların yaşadıkları her anı kaydeden küçük bir tanecikle yaşadıkları bir geleceği anlatıyor. Hikayenin temelinde insan var. Liam daha önce tanışmadığı ve hiç bahsi de geçmeyen bir erkekle eşinin bir muhabbetine denk geliyor. İşte bu muhabbetteki çok küçücük bir andan tüm hikayemiz tetiklenmeye başlıyor. Liam bu anı gözlemledikten sonra adını koyamadığı bir şey onu huzursuz etmeye başlıyor ve tüm gece boyunca eşi ve bu adam arasındaki etkileşimi gözlemlemeye başlıyor. Tabii ki yaşadığı her şeyi tekrar tekrar yaşamasını sağlayan teknolojiyle birlikte tüm gece boyunca bu anları tekrar tekrar yaşıyor. Biraz da alkolün tetiklenmesiyle tüm bölüm boyunca yaşananları görüyoruz. Tek ve küçücük bir hareketten ve bir histen, insani bir histen doğan paranoya ile birlikte bütün bu ilişkinin geçirdiği evreleri birebir izliyoruz. Hikayenin sonunda Liam şüphelerinde haklı çıkıyor. Ancak bizim burada odaklanmamız gereken aradaki süreç ve Liam'ın haklı çıkıp çıkmaması değil, hikayenin sonunda elde edilen sonuç. Liam gerçekleri öğrenerek ömür boyu sürecek bir mutsuzluğa mahkum kalıyor ve hatta hikayenin sonunda tüm hatıralarını tekrar izlemesini sağlayan taneciyi kendi eliyle çıkarıp atıyor. Bölümün insani çekirdeği de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Cehalet içerisinde sonsuza kadar mutlu yaşamak mı, gerçekleri bilerek mutsuzluğa gömülmek mi? Peki burada suçlu kim? İlişkilerindeki kötü bir dönemde eşini eski sevgilisiyle aldatan ve korunmasız şekilde sevişen, ardından bunu gizleyebilmek için eşine devamlı yalan söyleyen, çocuğunun babasının gerçekte kim olduğunda şüpheye düşecek hareketlerde bulunan eş mi? Yoksa küçücük bir hareketle paranoyaya kapılan, eşi üzerinde aşırı kontrol uygulayan başka bir adamın evini davetsiz şekilde basıp hayatını tehdit eden ve hatıralarını sildiren, üstüne eşi üzerine aşırı baskı kuran diğer kişinin suçlu. Bunun net, doğru ve tek bir cevabı yok. Aynen iyi bir insan olmanın veyahut da bir insan olmanın doğru, net ve tek bir cevabı olmadığı gibi. İşte zaten sorun da burada ortaya çıkıyor. Olay örgüsünün sonunda şüphelerinin doğru çıkması Liam'ın tüm hareketlerini kabul edilebilir kılıyor mu? Yorumu size bırakıyorum. Son kez tekrar soruyorum. Cehalet içerisinde sonsuza kadar mutlu yaşamak mı, doğruları bilerek mutsuzluğa gömülmek mi?
Bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Bu bölüm için Silencio Talat'a teşekkür edebilirsiniz. Daha önce kendisini kanala konuk etmiştik aslında. Kendisi Şubat ayında bana şöyle bir şey dedi. Doğum gününde sana bir tişört hediye etsem, o tişörtü giyerek bir bölüm yapar mısın dedi. Ben de tabii ki yaparım dedim ve işte 5 ay sonra buradayım. Birazcık gecikti, kusura bakmayın. Tişörtün anlamı onunla benim aramda. Belki 3-5 kişi de anlayabilir aslında anlamını eğer bizim sevdiğimiz şeyleri takip ediyorsanız. Ama dediğim gibi ona teşekkür etmeyi unutmuyoruz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.